Selam arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere kısırlaştırılmış kedilerle kısırlaşmamış kedilerin mamasıyla alakalı bir video vereceğim. Kısırlaştırılmış kediler normal kedi maması yerse neler olur? Normal kedi kısırlaştırılmış kedi maması yerse ne olur? Bu konu hakkında vereceğim. İçerideki değerler hakkında bilgi vereceğim. Yaz aylarında aşırı derecede kısırlaştırmalar yapılıyoruz. Bütün kliniklerde, bizlerde ve her müşterinin sorduğu şey kedimiz artık ne yiyecek, ne tüketecek, ne kullanacak. Bununla alakalı bilgiler vereceğim. Kanalımızda arkadaşlar bütün hastalıklar, tedaviler, ırklarla alakalı bilgiler almaya devam edeceksiniz. Kafanıza takılan, sormak istediklerinde olursa da yine bizlere ulaşın. Kanalımızı takip edin, yorumlarınızı yazın. Biz her sorduğunuz soruya cevap vermeye çalışacağız. Şimdi arkadaşlar hemen konuya gireceğim. Çok hızlı, kısa videolar çekeceğim anlayacağınız şekilde. Kediyi kısırlaştırdık. Evde de birkaç tane normal kedi var. Bu kedi normal kedi maması yerse neler olur? 1. Normal kedi mamasının içinde, kısırlaştırılmış kedi mamasının içindeki yağ oranında daha fazla, yani %30 daha yağ oranı daha fazla. Yani normal kedi mamasının yağ oranı, kısırlaştırılmış kedinin mamasının yağ oranından %30 daha fazla. Onun için bu ne yapar? Çok basit, kedinizin kilo almasına sebep olur. 1. 2. Organlarda yağlanma olur. Metabolizmada değişiklikler, tam çalışmasını engeller. Bazen çok yağ oranı fazla olduğu için ishaller meydana gelebilir. Onun için hızlı hızlı geçiyoruz. Normal kedi mamasının yağ oranı, kısırlaştırılmış kedi mamasının yağ oranından %30 daha fazla. Kısırlaştırılmış kedi mamalarının içinde yağ oranı daha düşük. Bu da kedinizin kilo almasını engelleyecek. Çünkü kediniz kısırlaştıktan sonra arkadaşlar metabolizma yavaşlayacak. Hormonal denge değişecek. Organlar ve sindirim sistemi, bağırsaklar, mide çalışımı ve enzimlerin bütün dengesi değişecek. Bu değişmeden kaynaklanarak da eğer normal kedi maması verirseniz kediniz hızlı bir şekilde kilo almaya başlayacak. 2. Kısırlaştırılmış kedi mamalarında diyorum ki yağ oranı %10. Kenara koy. Protein değeri normal kedi mamalarından daha yüksektir. Bir daha söylüyorum. Kısırlaştırılmış kedilerde normal kedilerin mamasından protein oranı daha fazla. Bu niçin daha fazla? Neden daha fazla olması gerektiğini söyleyeceğim. Şimdi bizler sabah kalktığımızda kahvaltı yaparken 2 yumurta, 3 yumurta, spor yapan arkadaşlar 4 yumurta, 5 yumurta yiyoruz. Neden? Proteini tav almak için. Protein tav alınca ne olur arkadaşlar? Gün içinde açlık olayınız minimuma düşer, acıkmazsınız. İşte kısırlaştırılmış kedi mamaları içinde de obezite olmasın, çok fazla mama yemesin, çok fazla mama yiyip kilo alıp yağlanmasın diye protein değerini yüksek tutarlar. Bu yüksek tutmadan dolayı da kedi günlük 25 gram yemesi gereken 25 gramı yer ve doyar. Ama siz kısırlaşmış olan bir kediye normal bir kedi maması verirseniz yağ oranı fazla, içerideki etken maddeler, tatlandırıcılar fazla. Kedi gider gelir yer, gider gelir yer. 50 gram biter, 50 gram daha koyarsınız, o biter, 50 gram daha koyarsınız. Kedi sürekli yemek ister ve ne olacak? Bir bakmışsınız 2-3 ay sonra gözünüzden kaç, yani çok böyle minimal artar kedilerin kilo artışı, fark edemezsiniz. Bir bakmışsınız ki kediniz obezite olmuş ve çok şişmanlamış. Dersiniz ki bu hangi ara olmuş? İşte bu geceleri, sabahları, öğlenleri, öğleden sonra gidip mama yemesiyle, yağ oranının fazla almasıyla, bundan kaynaklanarak, protein değerinin düşüklüğünden kaynaklanarak, minerallerin azlığından kaynaklanarak, metabolizma düzenleyicilerin az olmasından kaynaklanan normal mamalarda kısırlaşmış olan kediniz hormonal dengesi değiştiği için, metabolizması değiştiği için normal kedi maması yediği zaman kilo artar. Şimdi kısırlaşmış kedi mamasının içinde protein değeri yüksek, yağ oranı düşük, minerallerce zengin. Neden zengin? Şimdi şunu duyuyoruz. Ya benim kedim sürekli gidiyor su içiyor. Aa ne kadar güzel, çok su içiyor. Arkadaşlar tamam, su içmesi düzgün bir şey ama bir kedinin de normal günde alması gereken su miktarı var. Çok fazla su almak da çok iyi değil. Böbreklerinizi yorarsınız.
ve çok fazla su da zehirler, yani insanları da zehirler, kediyi köpeği de zehirler. Yani bu neden çok fazla suyu? Çünkü normal kedi olmasının içinde yavranı çok fazla. Yavranı fazla olduğu için vücut su istiyor, gidiyor yedikten sonra su içme gereksinimi duyuyor. Ve vücuttaki mineral dengesini de ihtiyaç duyuyor vücut minerallere. Sudan içerek o böyle gram milim mineral çekmeye çalışıyor. İçtiği sudan ki dengeyi sağlamak için. Ama kısalaştırmış kedi mamaları içine sudan alması gereken minerallerin fazlası var zaten. Yani dengeyi korumuş o rasyonun içinde. Şimdi protein yüksek, acıkmasını engelliyorsun. Yağ oranı düşürüyorsun, mineralleri de tam koyuyorsun. Bu sefer ne oluyor? Kedi alması gereken mineraller, protein, vitamin, elementler, işte metabolizma düzenleyici, kristalleri engelleyici, etken maddeleri öyle bir kıvamında alıyor ki kedi, kısalaştırılmış kedi mamasında kilo alması mümkün değil. Çünkü her şey yeterince ve düzenli bir şekilde o kedi mamasının içinde var. Onun için kısalaştırılmış olan bir kedi eğer normal bir kedi maması yerse, kısalaştırılmış kedi mamasındaki içindeki etken maddeler yeterince normal kedi maması olmadığı için kediniz kilo alır. Bakmışsınız 3 ay, 5 ay, 6 ay sonra idrar yapamamaya başlar. Sanırsınız ki idrar yollarında enfeksiyon var ama bu şudur. Arkadaşlar, idrar yollarının kristalleşme meydana gelmiştir ve tamamen şeye dönüştür. İdrar yollarında taş meydana gelmiştir. İdrar yollarında tıkanmalar meydana gelmiştir. Ve bu sebepten dolayı da idrar yapamaz ve kan yapmaya başlar. Bunun için muhakkak kısırlaşmış olan kedilere kısırlaştırmış olan kedi maması kullanalım. Normal kedi maması kullanmayalım. Onun dışında normal bir kediye de kısırlaştırmış kedi maması vermeyiniz. Hiçbir sakıncası, hiçbir zararı olmaz. Verebilirsiniz. Arkadaşlar, kanalımızı takip etmeye devam edin. Yeni bilgilerle, yeni videolarla sizlerle olacağız. Sorularınızı da bekleriz. İlgilendiririz.